Affınızı da istedik. Yani bunun bir de kesinlikle İbrahim Tatlıses olduğuna bir şekilde inanıyorum. Türkiye'de ilk defa bir yayın kesildi. Bir sanatçı yayında konuşurken yayın kesildi. Ben yapımcıma, Cebrail Bey lütfen 100 kişi yarışacak bu yarışmada. Benim bir zararım dokunmasın. Gerek kanal adına gerek İbrahim Bey'in baskısıyla eğer bu programa bir şey olacaksa ben çekilmeye her an hazırım. Hatta siz beni diskalifiye edebilirsiniz. Kendinizi kollamak açısından diye de bir teklifte bulundum. İbrahim Tatlıses orada benim konuşmamı kesmek için eğer yayını kestiriyorsa orada bana değil orada 1000 kişinin ekmeği için kestiriyor. 100 tane sanatçı yarışacak orada. 100 sanatçının 3'er kişi ailesi olsa yapım şirketiyle birlikte yaklaşık 1000 kişinin ekmek yediği bir yayını bile kesti. İbrahim Tatlıses'in bunlara ihtiyacı mı var? Serpil Hanım. Ya Türkiye'de İbrahim Tatlıses'ten büyük sanatçı mı var? Serpil Neyin Hanım. Neyin için gücünü ispatladı? Serpil Hanım. Efendim. Ölüm tehditleri alıyorsunuz ya da tehdit ediliyorsunuz herhalde. Bu röportajınızda da belliydi. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağınızdan bahsediyorsunuz. Nedir bu konudaki net cevabınız? Şimdi şöyle bir şey var. Böyle durumlarda muhatap olan kişiler olmasa da başka bir kişiler de kendi iş edinmek için bu tarz şeyleri yaparlar. Ben piyasaya çok yabancı insan değilim. Aleme de yabancı değilim. Ben kendimi güvence altına almak için Sayın İbrahim Tatlıses ve Hasan Bora için suç duyurusunda bulundum. Cumhuriyet Başsavcılığına. Çünkü şu anda iki kişi muhatabım. Ne kadar özür dilese de belki İbrahim Tatlıses isterse yine yaparım diyor ya. Belki İbrahim Tatlıses Hasan Bey'e rica ederse yine bana bir şey yapabilir diye. Kendimi güvence altına almak için. Evet böyle bir şey yaptım. Serpil Hanım. Telefon. Efendim. İbrahim Bey'le ilgili söylemiştiniz ama Hasan Bora'yla ilgili söylememiştiniz. Şimdi Hasan Bora'yı da suç duyurusunda bulundum diye itiraf ediyorsunuz. Böyle ama bir... Hasan Bey diyor ki orada sürekli İbrahim Bey bugün talimat versin yine yaparım diyor. Yapmam şimdi yani, Sayın Serpil Bey. Vicdanen çok üzüldüğünü söyledi vicdanen bana. Vicdanen üzüldüm yapmam. Rahatsız. Hepimiz yaşımızı başımıza aldık. Yani hepimiz aldık, hepimiz belirli yaştayız. Serpil hepimiz Hanım. Cahil değiliz, hiçbirimiz çocuk değiliz. Serpil hepimiz... Hanım. Efendim. Bu son bir hafta içindeki gelişmelerde herhangi bir tehdit telefonu aldınız mı? Evet, tehdit telefonu aldım ve şu anda savcılıkta da böyle bir numarada tespit edilmiş durumda. Biz bu numarayı da biliyoruz ama bu numarada kapalı. Şu anda böyle bir numarada çıkan kimse yok. Peki. O numaranın kimliğine ulaşılmaya çalışıyor. Kimliğini öğrenemediniz. Biz öğrenemedik ama savcılık öğrenecektir muhakkak. Sizi... Çünkü ben bu konuyla ilgili bir ifadeye gidiyorum. Ne dediler telefonda? Nasıl bir tehdit? Yani şimdi bunun kimden olduğunu bilemem. Şöyle bir konuşmaydı. Türkçesi çok düzgün olmayan, abimin adını ağzına alalım, biz ağzını kapatırız, sustururuz dedi. Ben cevap veremedim zaten, kapattı. Ondan sonra özel numaraları hiç açmıyorum. Anladım. Şu anda da telefonum dinleniyor zaten, o konuda da bir problem yok. Tehdit alıyorum diyor, sizi de savcılığa şikayet etmiş. Ne diyorsunuz? Edebilir, Türkiye demokrasiyle idare edilen bir ülkedir. Her yol açıktır yani şey değil ama biz o kadar ilkel değiliz yani ilkel tehditlerle şunlarla bunlarla kabadayılığı yapacak halimiz yok yani biz kablo kabadayısı değiliz bir şey oldu biz de ondan özür diledik şimdi yine canlı yayında yine ondan özür diliyorum. Yaptıklarınızdan o günkü tabii ki o gün öyle gerekiyordu. Benim o gün bir takımım vardı. Bu takımıma nasıl bir takım Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hangi futbolcuyu aldımsa kendi takımım da oluyordu. O almadığımı da imha ediyordum ya bu normal. Fakat röportajınızda bugün olsa bugün söylese istese yine yaparım diye i̇şte bir yani yok var. Yok o andaki şeyi söyledim yani şu anda kalbimi yokluyorum şeyimi yokluyorum katiyen şimdi evet. Olmaz. Mesela biz seneler önce Sayın Mustafa Topaloğlu Bey'in evet. Kalbini bilmiyorduk yüreğini bilmiyorduk. Patlamış bir parçası Emine Emine Milli Marş gibi bir şey olmuş. Evet Mustafa. O Emine tarihte, Milli Marş. O tarihte ben Mustafa Topaloğlu'nun ismini, cismini ve kendini tanıyorum. Parça patlamış bir anda Türkiye'nin starlar üstü bir şekilde Türkiye'nin sanat dünyasına bomba gibi inmiş. Bu adamın da kim hangi gazinocu istiyorsa diyordum ki Karasu'ya gitmiş. Vallahi yok buralarda. Ya nasıl olur? İşte fuar kadroları, işte ekici ver, ora, bura. Yok Mustafa Bey burada yok. Niye? Ben İbrahim Bey'i koyacağım kardeşim.
İbrahim Bey'i koyacaksınız. Kendi doğru. Kendi takımımdan ki adamımı koyacağım. Serpil hatta mısın? Evet hattayım. İlave etmek, söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yani ne diyeyim, bence insanlar büyüdükçe küçülmeli. Benim için değil ama bu yarışmanın kaderiyle ilgili o gün yapılan, ben şahsım adına asla almıyorum. Çünkü ben iyi kötü bir şekilde kanallara çıkıyorum. Albüm yapabiliyorum. Bazı imkanlarım doğrultusunda sponsorlar bulabiliyorum. Ama o yarışmada yıllarca evinde oturmuş, hatta kimsenin tanımadığı insanlar var. Onların kaderi için bu yayın kesilmesi çok acı bir şey oldu. Buradan hepinizin huzurunda ATV kanalına ve yönetmenim, yapımcım Cebrail Mungan'a sesleniyorum. Eğer bir baskı görüyorsa ve benimle ilgili bir sorun varsa ben yarışmadan çekilmeye hazırım. Teşekkür ediyoruz Serpil. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu arada İbrahim Tatlıses'in cevap hakkı saklı. Eğer isterse bağlanabilir. Mustafa Topaloğlu, sevgili dostum, iddialar ortada. Eminem'le çıkış yaptın, 4 milyonun üzerine satış yaptın ama Hasan Bora da burada. Ya insanların geçmişte mutlaka hataları olabilir, eksileri olabilir. Adam ne kadar güzel bir şekilde itiraf ediyor. Diyor ki benim bir takımım vardı. Ben bu takımımı iyi tutmak, diri tutmak adına, ben bu takımla başarmak adına herkesi diyor biçtim diyor. Yani bu Mustafa ne olur diyorsun. Bu dürüstçe bir ifade. Öyle ama mi? Gel gelelim halkın anladığı, bak şimdi işin başka, madalyonun hep bir yüzü, bir yazısı, bir turası var paranın. Yani gelelim öteki öteki yüzüne. İnsanlara şimdi zaman zaman biz programlara çıkıyoruz işte, bazen şiddetli tartışmalarımız oluyor bazen. Yani sakın ha bu insanlar bizi bir günah keçisi olarak görmesin. Ben doğrular adına insanlığın uzuna çıkıp hayatım boyunca insanlara doğru gerçekleri, iyileri anlatmak için bir mücadelem oldu. Niye? İçimizdeki kargaşanın ne olduğunu, içimizdeki temaşanın ne olduğunu, içimizdeki telmaşanın ne olduğunu biliyorum. Yani bu telmaşalar gün geliyor, öyle bir temaşa sanatı içinde anlatılıyor ki ben de hayran kalıyorum. Diyorum ki Allah Allah, öyle mi ya? Bu ayanasını diyorum ya. Geçen programda söyledim. Dedim ki ya ben bu 3000 kişilik yerde konser verdim. Bura niye 30.000 kişilik diye anlatılıyor. Yani o, bu adamlar demek ki kendi olaylarını, kendi takımını şampiyon yapmak için o günleri takip ediyorum. Peki Mustafa. Peki. Salih dinle. Çok burası çok önemli. Bir bakıyorum ki kim hangi sanatçı, biz 4 milyon 700 bin bir rakamla geldim biliyorum. Ya kuyruklar var. Türkiye'ye giren turistlerin kendimi övmeyi sevmediğim için hep bu beni yani en sevmediğim şey bu egonun önü.